Herkese merhaba. Karantina odama hoş geldiniz. Son 5 gündür buradayım. Bir yere oynayamıyorum. Koronavirüs testim pozitif çıktı. Sanıyorum evet, cumartesi akşamıydı. Bunu öğrendim. Şok oldum. Neden şok oldum? Onu da biraz anlatmak isterim size. Amerika seyahatine çıkacaktım geçtiğimiz pazar günü, seçimleri yerinden takip etmek, sizler için oradan canlı yayınlar yapmak, videolar çekmek, röportajlar yapmak için. İşte bavulumu hazırlarken mail geldi ve bir gün önce verdiğim PCR testinin pozitif olduğuna dair maili gördüm ve böylelikle öğrenmiş oldum cumartesi günü. Benim için şaşırtıcı olmasının sebebi şu. Bir önceki hafta yine oradan videolar çektiğim için biliyorsunuzdur. Azerbaycan'daydım. Cuma günü gittik, pazar günü döndük Azerbaycan'dan. Ben de dönmeden bir gün önce, cumartesi günüydü yanılmıyorsam, belimde bir ağrı hissetmiştim. Normalde hiç genelde belim ağrımaz, öyle bir şey yaşamadım çok fazla. Ama hani dedim yolculuk, işte seyahat vesaire, yorgunluklar yüzünden olabilir. Fakat uçağa bindikten sonra da grip vari semptomlar pazar günü deneyimlemeye başladım. İşte burun akıntısı, hapşırık gibi. O zaman şüphelendim ve PCR testi yaptırdım. Fakat o PCR testim negatif geldi. Dolayısıyla bundan 4 gün sonra yurt dışına çıkmak için gerekli olduğu için yaptırdığım PCR testinin pozitif gelmesi beni oldukça şaşırttı, ama işte sizin de aklınızda olsun. Bu hastalık işte ilk 4 gün, 3-4 gün sonra tam olarak PCR testinde çıkıyormuş. Yani anladığım kadarıyla vücutta tam olarak yer ettikten sonra çıkıyormuş. Dolayısıyla böyle bir deneyim yaşadım. Hani bu korona sürecinde öğrendiklerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Umarım ihtiyaç duymazsınız, umarım hastalanmazsınız, ama eğer hastalanırsanız da aklınızda olsun. Birincisi bu. İkincisi, tabii ki öğrenir öğrenmez kendimi karantina sürecine aldım. En zor yanı, benim iki tane afacan var biliyorsunuz ve anne, anne, anne işte odamın önünde kamp kuruyorlar. Onlarla maskeli görüşmek, aramızda hep 2 metre mesafe bırakmak, onları hiç sıkıştıramamak benim için çok zor. Öpmemek, sarılmamak, onlar için de beraber oyun oynamamak. O karantina sürecini sanırım en zor yanı olsa gerek. Fakat hastalık açısından sorarsanız, o Azerbaycan'dan döndüğümde dediğim gibi uçakta biraz hapşırık başlamıştı. Ertesi günden itibaren griptim. Yani normal grip deneyimleyen insanlar ne yaşıyorsa onu yaşadım. Ama ateşim çıkmadı, öksürüğüm olmadı. 3 gün boyunca işte halsizlik, bir ara başım ağrıdı ve diş etlerim biraz çekiliyor gibi hissettim. Evet, bunlar vardı. Ama onun dışında sadece hapşırık, burun akıntısı gibi klasik grip belirtileri yaşadım. Ve 3 gün sürdü bu. Örneğin Perşembe günü hiçbir şeyim yoktu. Sonra Cumartesi günü Covid pozitif olduğumu öğrendim. Ertesi gün, o gün, o akşam ve ertesi gün biraz halsizdim. Ama bu psikolojik mi değil mi, ondan emin değilim. Bir de tabii şöyle bir durum oldu. Bir gazeteci arkadaşım yazınca Covid pozitif olduğumu, üye olduğum gruplardan birinde önce, ben de yazmak durumunda kaldım duyurmak. Ve yazdıktan sonra sağ olsunlar sevdiklerimiz, eş dost, çok fazla telefon trafiği de oldu, mesaj trafiği de oldu. Bazılarına hatta bugün döndüm, yani aradan kaç gün geçmiş. Kusura bakmasınlar. Onun da verdiği bir halsizlik olabilir bu bahsettiğim halsizlik. Fakat en net pozitif olduğumu öğrendiğim andan sonra en net yaşadığım belirtine koku alamıyorum. Dolayısıyla tat alamıyorum şu anda.
Bu nasıl geçecek? Buna dair bir şeyler duydum. Hani onları uygulamaya çalışıyorum. Eğer hani burada söylediğim hiçbir şey tıbbi tavsiye değil yalnız. Yani lütfen bunu dikkate alarak beni dinleyin. Bunu defalarca defalarca tekrarlayabilirim. Tıbbi bir tavsiye vermiyorum. Sadece kendi yaşadıklarımı paylaşıyorum sizinle ve herkeste de aynı sonuç olacak diye bir şey yok. Bu hususta şeyi öğrendim. Bir arkadaşım uygulamış ve işe yaramış. Organik tereyağı, yani gerçek işte bir köy ortamında elde edilen tereyağını kulak çubuğuyla burnunun içine sürmüş. Günde 3-4 defa. Ve bunun sayesinde koku duyusunun normalde geri dönmesi bir ayı buluyor deniyor. Çok daha kısa sürede, 4-5 gün gibi bir süre içerisinde geri kazandığını duydum. Ben de bunu uygulamaya başladım ama ben daha ikinci günümdeyim. Dolayısıyla o sonucu buradan sizinle paylaşamıyorum inşallah. Ama öyle olur. Gerçekten zor bir şeymiş. Yani ben okuyordum, koku alamıyorum falan. Ya işte o da nasıl bir belirti? Hani illaki alırsın biraz koku diye düşünürken gerçekten sıfır. Hatta yani böyle çiçek vardı. Başım böyle çiçeklerin arasına soktum. Acaba gerçekten yani bende mi bir sıkıntı var? Yani böyle bir anda gidiyor. Hani bir an normal koku alabilirken bir an alamıyorsunuz. Çok ilginç bir şeymiş gerçekten. Yani buna tam ne sebep oluyor onu da bilmiyorum ama benim bu hastalığa dair yaşadığım en ilginç belirti oldu herhalde. Orijinal belirti. Şunu da söylemem lazım. Öğrendiğimin ertesi günü, ikinci günü bile değil. Hemen filyasyon ekibi geldi, işte ilacımı bıraktı, işte diğer iletişim kurduğum kişiler olup olmadığı soruldu vesaire. Gerçekten çok sıkı bir takip. Ondan sonraki günler muhtarımız görevli olarak işte evde miyiz, karantina sürecinde miyiz, işte eşim evde mi? Onları kontrol etmek amacıyla geldiler. Sağ olsunlar. Yani yine Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir doktor hanım arkadaş aradı, bilgi verdi. Birkaç sorun vardı, onları sordum. Yani devletin böyle yanınızda olduğunu gerçekten hissettiğiniz bir süreç. Bunu da belirtmem lazım. Şunu da söyleyeyim, yani yine tekrarlıyorum, herhangi bir şekilde tıbbi bir ne diyelim tavsiye ya da ona dair hiçbir şey olarak almayın bu dediğim. Sadece kendim deneyimi paylaşmak istediğim için anlatıyorum bunu. Bu verilen ilacı ben kullanmadım. Çünkü özellikle akciğerlere saldırma şeyine geldiğinde bu hastalık işe yaradığını duymuştum ve açıkçası danıştığım doktor arkadaşlarım da oldu bu hususta. Biraz çekindim ilacı kullanmaktan. İhtiyacım var mı emin olamadım açıkçası. Çünkü dediğim gibi hiçbir belirtim yoktu. Yani Covid testim pozitif ama bırakın ateşi öksürüğü, benim burnum akmıyor. Benim hapşuruğum bile yok. Yani normal, sadece biraz halsizliğim var belki belirti olarak söyleyebileceğim. O yüzden kullanmadım. Ne kullandım? B vitamini, C vitamini, D vitamini, çinko, ekinezya bağışıklığı güçlendirmesi için böyle bir suya karıştırıp içilen. Bunları kullanıyorum. Düzenli olarak halen devam ediyorum. D vitamini zaten bazı araştırmalar COVID ile vücudun mücadele etmesi için çok kritik bir vitamin olduğunu ve genelde de işte bu vitamin deposu boş olabiliyor vücutlarda, farkında da olmuyoruz. Dolayısıyla o yüzden C vitamini zaten biliyorsunuz bağışıklık sistemi için çok önemli. B vitamini aynı şekilde. Yani bunları kullandım. Kekik çayı çok önerildi. Kekik yağı çok önerildi. Ya bu arada o kadar çok yani hem böyle dua mesajları beni çok duygulandırdı. İşte sabah namazında dua edeceğim. Hilya Hanım şunları şunları okudum, size dua ettim. Yani gerçekten
Hani sosyal medya falan deniyor böyle sanki çok samimi olunan bir yer değilmiş gibi ama çok çok beni duygulandıran, aramızda gerçekten böyle samimi bir bağ olduğunu hissettiren mesajlar aldım. Onlar için çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hani dualarla ayaktayız. Onu birebir hissettim bu süreçte. Allah sizden razı olsun. İlaçlar konusunda da dediğim gibi hem dua eden takipçilerim sağ olsunlar hem de eş dost neler kullandıklarına dair de bana özellikle daha önce Covid geçirenler bilgiler verdiler. Kekik çayı ve kekik yağı çok öneriliyor. Bu hususta hani yardımcı olduğuna dair hastalığı atlatmak noktasında. Ardıçığı aynı şekilde çok önerildi. Onun dışında bu bahsettiğim vitaminlerin her birisi çok önerildi. Özellikle D vitamini dediğim gibi. Bu hususta araştırmalar da var. Onu not etmek lazım. Onun dışında bir de eğer COVID'e yakalanırsanız aklınızda olsun ve herhangi bir şekilde şüphelenirseniz akciğerleriniz inip inmediğinden hani evde hastaneye gitmeden eğer yani çok ağır bir öksürüğünüz yoksa ölçmek istiyorsanız da oksimetre edinmek. Bunu da sağ olsun Mehmet Metiner söyledi. Mutlaka edin kandaki oksijen oranını ölç diye. Eczanelerde satılan bir alet kandaki oksijen oranınızın çünkü 90'ın altına inmesi tehlike. Eğer COVID biliyorsunuz akciğerlere ilerlediğinde saldıran bir hastalık olduğu için kandaki oksijen oranına da direkt yansıyor. O değeri ölçmek gün içerisinde 4-5 defa önemli. Onu edindim. Bunları da öğrendim yani gerçekten hayatımda ilk defa oksimetre diye bir şey yani evde ölçebileceğimi kandaki oksijen oranını bilmiyordum. Bir de Covid geçiren meslektaşlar işte Mehmet Metiner, Hadi Özışık, Sinan Burhan onlarla hep böyle haberleşerek sen ne yaptın, sen ne yaptın, bugün nasıl oldun, bugün nasıl oldun Edip Üzen aynı şekilde. Hep birbirimizle haberleşerek birbirlerimize tavsiyeler vererek gitti. Bu anlamda da güzel bir meslektaş dayanışması da yaşadık. Birbirimize artık şuna teşhis kondu, buna teşhis kondu diye bilgiler vererek o kişiyi de bilgilendirmeye çalıştık. Yani bu açıdan da ilginç bir deneyim oldu gerçekten benim için. Şu anda hastalığımın kaçıncı günündeyim? Cumartesi akşamından itibaren sayarsak ve onun öncesindeki 4 günde sayıldığı için bir haftayı tamamladım diyebilirim. 9 Kasım'da da karantina sürecim bitiyor ama antikor testini belki daha önce yaptırma imkanım varsa onu da yaptırmak istiyorum. Çünkü negatif çıkma ihtimali fazla gibi geliyor bana. Dediğim gibi herhangi bir belirti hissetmiyorum şu an. Sadece halsizliğim devam ediyor biraz. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte de inşallah bu şeyle ne diyelim bu halimle atlatmış olacağımı düşünüyorum. Gerçekten çevremde Covid geçirip vefat eden tanıdıklarımız oldu. Covid geçirip çok zor günler geçiren tanıdıklarımız da oldu. Halen bir yakınımız hastanede bundan ötürü. Herkese çok farklı etki eden bir hastalık. Vücudunuzun hastalığa tepkisi gerçekten değişiyor. Kişiden kişiye çok fazla değişiyor. Ve sadece kronik hastalığınız varsa ya da işte ne bileyim sigara kullanıyorsanız vesaire bunlar etken değil. Bunlar olmayan insanlara da farklı etkiler, ağır etkiler oluşturabilen bir hastalık. O yüzden ben kesinlikle inanıyorum yani maske kullanımına, sosyal mesafeye, bunlara, temizliğe dikkat etmeye ve bunların hastalığın yayılmasını engellediğine. Dolayısıyla Covid
Covid yaşamış birisi olduğum için değil, daha önce de bunların önemine dikkat çekiyorum. Yani bir şekilde bunların önemsizmiş gibi gösteren eğilimlere de katılmıyorum. Tabii ki her şeyin de olduğu gibi, yani maske kullanımında da aşırı olan şeyler mutlaka varsa yanlıştır. Bunlar da olmalı. Örneğin aynı arabada giden bir aileye biliyorsunuz örneğin ceza kesilmişti. Ben bunu anlamadığımı yazmıştım Twitter'da. Yani aynı yemek masasında yemek yiyip işte aynı yatakta uyuyan eşler arabaya bindiklerinde maske takmıyorlar diye ceza yiyorlar. Bu gerçekten rasyonel olarak anlaması güç. Ama bunun dışında özellikle ortak alanlarda sosyal mesafeye uyulma imkanı olmadığı alanlarda toplu taşıma gibi mutlaka dikkat edin lütfen. Benim başıma gelen hani nispeten hafif atlatmış olmam herkesin böyle atlatacağı anlamına gelmiyor. Vitamin takviyesi biraz önce dediğim gibi asla tıbbi bir tavsiye değildir. Doktorunuza danışın. Herkesin bünyesinin verdiği tepki farklı olabilir. Dolayısıyla bu da asla bir kişisel tavsiyem vesaire değildir. Bunun da altını çiziyorum. Ama bu 7 günlük süreç içerisinde bir Covid pozitif olarak deneyimlerimi, yaşadıklarımı sizinle paylaşmak istedim. İnşallah karantina odam dışında da size videolar çekebileceğim günler yakındır. O günlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.